Merhaba arkadaşlar. Peygamber Efendimizin hayatı dersimizin ikinci hafta konuları Mekke şehrinin kuruluşu, idari ve siyasi hayatının oluşumu Hz. Peygamberin soyu başlıklarından oluşmaktadır. Bu dersimizde Mekke şehrinin ne zaman kimler tarafından, hangi sebeplere bağlı olarak kurulduğunu, Hz. Peygamber'in doğumu zamanına kadar Mekke'de hangi toplulukların yaşadığını, neler yaptığını, Hz. Peygamber'in atalarının kimler olduğunu, şehir hayatına nasıl bir yere sahip olduklarını öğreneceğiz. Mekke şehrinin kuruluşu Mekke şehrinin kuruluşu Hz. İbrahim ve ailesi zamanına uzanmaktadır. Zemzem suyunun ortaya çıkışı ve Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Kabe'nin inşası, şehrin oluşumu ve gelişiminde önemli rol oynamıştır. Hz. İbrahim ailesinden sonra bölgeye yerleşenler Yemen kökenli Cürhüm kabilesi mensuplarıdır. Hz. İsmail bu kabileden bir kadın ile evlenmiştir. Bu sebeple nesli burada devam etmiştir. Hz. İsmail ailesine mensup olanlar Mekke'de İsmailler, Adnailer, Nizariler, Maddiler adıyla anılmıştır. Cürhüm kabilesinin şehirdeki hakimiyetini sona erdiren onlar gibi Yemen'den gelen Huza kabilesidir. Cürhümlüler şehirden çıkarken Hacerül Esved taşını ve Zemzem suyunu Huzallardan gizlemişlerdir. Huzallar döneminde Mekke'ye şirk inancı girmiştir. Mekke'de tevhid inancı bozularak putperestlik yaygınlaşmıştır. Huzallıların zayıflamasıyla şehrin yeni hakim gücü Kureş kabilesi olmuştur. Mekke şehrinin ve Kureyş kabilesinin tarihinden Kusay bin Kilab önemli bir konuma sahiptir. Mekke şehrinin ve Kureş kabilesinin tarihinde Kusay bin Kilab önemli bir konuma sahiptir. Kusay bin Kilab'ın faaliyetleri Mekke şehir devletinin kurucusudur. kalde yaşayan Kureyş kabilesini toparlamış, Mekke içine yerleşimlerini sağlamıştır. Kabe hizmetlerine ve hac ile ilgili işleri yeniden düzenlemiştir. Hacürü lesvede bularak tekrar yerine koymuştur. Su ihtiyacını karşılamak için su kuyuları açtırmıştır. Darun Nedve'yi yaptırmıştır. Hicabi, Kıyade, Nedve, Sikaye ve Rifade görevlerini kendi uhdesine almıştır. İlave olarak yeni görevler ihdas ederek onları da Kureyş'in kolları arasında taksim etmiştir. Mekke'de yürütülen dini nitelikli görevler şunlardır. Sikaye ve imare, hacıların su ihtiyacının giderilmesi, sidane ve hicabe, Kabe'yi hizmet görevleri, Kabe'nin açılıp kapatılması. Rifade. Hacıların yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması. Esyar ve ezlam. faloku oku çekilmesi. Envali muhaccere. Kabe'de bulunan putlara sunulan malların muhafaza edilmesi. Siyasi ve askeri nitelikli görevler şunlardır. Ukap. Savaş için karar verildiğinde açılan sancaktır. Sancağı taşıyan ordu komutanıdır. Kubbe ve eğinle. Savaşlarda lazım olan silah, alet, hayvan gibi malzemeleri tedarik etme işidir. Meşvere: önemli konularda Kureyş'in görüşlerini alma, şura işidir. Eşnak: kabileler arası anlaşmazlık ve savaş sonrası diyet ve zararın tespit ve tanzimi işlemidir. Sifare: Kureyş'in diğer kabile ve devletlerle ilişkilerinin düzenlenmesi. Kureyş kabilesi içinde ihtilaflar. Mekkeliler Kabe ile ilgili görevlerin yerine getirilmesine son derece özen göstermekteydiler Kabe hizmetlerini yerine getirmek diğer kabileler nezinde onlara ayrıcalık ve itibar kazandırmaktaydı Kureyş kabilesi içindeki ilk ihtilaf Kabe hizmetlerinin paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine meydana gelmiştir Bu ihtilaf Kusey bin kilaptan sonra ortaya çıkmıştır Kuzay'ın iki oğlunun çocukları arasında görevlerin taksim altında anlaşmazlık yaşanmıştır. Sonuç olarak Kureyş kabilesi Ahlaf ve Mutayebun şeklinde iki bloğa ayrılmıştır. İkinci ihtilaf Hülfül Fudül hareketinde kendisini göstermiştir. Bu ayrışmalar İslam tebliği döneminde Envi Haşimi mücadelesi olarak belirginleşecektir. Ahlaf grubu Abdü Dar oğulları, Mahzum oğulları, Adi oğulları, Sehm oğulları, Cumah oğulları. Muteybun grubu. Abdü Menaf oğulları, Esvet oğulları, Zühre oğulları, Haris bin Fihr oğulları, Teim oğulları. Kureyş kabilesi İslam öncesi dönemde siyasi güç açısından 3 kısımda ele alınabilir. En güçlü olanlar Ümeyye, Mahzum, Sehm. Orta düzeyde güçlü olanlar Haşim, Cuma, Zühre, Adi, Nevfel, Teim. ...Muttalib ve Abduddar. En güçsüz olanlar... ...Haris bin Fir ve Amir. Hz. Peygamber'in soyu. Şimdi Hz. Peygamber'in soyuna dair... ...belli başlı hususlar üzerinde duralım. Hz. Peygamber'in soyu... ...Hz. İsmail üzerinden... ...Hz. İbrahim'e dayanmaktadır. İslam tarihi kaynaklarında... ...Hz. İsmail'e ve Hz. Adem'e... ...uzanan soy secereleri yer almaktadır. Hz. Peygamber'in... ...Mekke'de hakkında bilgi sahibi olduğumuz... ...ataları şunlardır... Kusay bin Kitap, Abdülmenaf, Haşim, Abdülmuttalip, Abdullah. Kusay bin Kitap Mekke şehrinin kurucusu. Abdülmenaf Kusay'ın oğlu. Haşim, Abdülmenaf'ın oğlu. Abdülmuttalip, Hazreti Peygamber'in dedesi. Abdullah, Hazreti Peygamber'in babası. Bu dersimizde Mekke'de idari ve siyasi hayatın oluşumunda Hz. Peygamber'in atalarının rolüne dikkat çektik. Hz. Peygamber'in Kusay bin Kilab'dan itibaren atalarının kimler olduğunu ve ne tür faaliyetlerde bulunduklarını açıkladık. Haftaya yeni dersimizde görüşmek üzere.